Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de muhabbet kuşu nasıl eğitilir onu göstereceğim. Bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Bu benim muhabbet kuşum. Reis bu. İşte çok seviyorum bunu. Şimdi salacağım ben bunu. Açtım kapıyı direkt aşağıda şu an. Çıksın. Gel. Gördüğünüz gibi eğitimli bu. Bizim maymun. Sen çık şuraya oğlum. Atla. Neyse. Gençler, ilk olarak bilgileri ben vereyim. Bunun dişi söyledi biliyorsunuz. Tek kaldı. Artık buna eğitimle devam edeceğim. Yavru falan almayacağım bundan. Eğitimle devam edeceğim. Takıldım lan. Kuşa düşüyorum. Arkadaşlar. Şimdi neyse uçurmak istiyor şu an. Kafeste olunca uçası geliyor, oynayası geliyor. Neyse oynasın. Bir durun onu çekelim oynarken. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar kuşunuz tek olacak. Birkaç tane kuş olursa çok zor olur. Ben muhabbet kuş eğitiminden bahsediyorum. Buraya gelme, burası çok gölge, uç. Kafama kondu. Heh, orası iyi. Evet arkadaşlar, muhabbet kuş eğitiminden bahsediyorum ben. Tek olacak kuşunuz. Çift olursa eğitmeniz zor olur çünkü birbirleriyle ilgilenirler veya birbirleriyle oynarlar. Tek olunca sizin ilginize muhtaç kalıyorlar, oynamak istiyorlar. O yüzden daha rahat eğitirsiniz. Ve arkadaşlar, kuşunuz erkek olursa daha iyi olur. Hani eğitebilenler var ama arkadaşlar, beyaz ve sarı, sapsarı ve bembeyaz olan kuşlar albino oluyor. Albino diye geçiyor diye biliyorum ben. Ki öyle zaten. Arkadaşlar o kuşlar daha zor eğitiliyor. Onlar azıcık daha yabani oluyor. Hani renkleri güzel ama alacaksınız. Hani mesela bunun gibi bir kuş alabilirsiniz. Arkadaşlar veya yeşil falan o tarz. Sapsarı almanızı önermem çok. Çok güzel oluyor ama işte arkadaşlar ben okumuştum ve çok kişiye sordum. Aynen öyleymiş. Zor eğitiliyormuş onlar. Elime ben bu arada şu şekil alıştırdım. Papağan gibi. Parmağıma da geliyor ama o biraz zorlaşıyor çünkü. Ona daha öğretmedim. Öğretirim ben onu. Gördüğünüz gibi bakın buraya atlıyor. Arkadaşlar. Atlayabiliyor. Şu an kudurdu. Arkadaşlar. Yani şimdi orada. Arkadaşlar o. Ben de buraya şey yapayım. Kafesini çekelim bari. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar evet. İşte tek olsun. Elinize yem vererek arkadaşlar onu mesela onu aç bırakmayın ama hani aç bırakın da full böyle bir gün falan aç bırakmayın. Azıcık aç bırakın. Kuş acıksın salın arkadaşlar. Elinize yem koyun. Ona yaklaşın ya da bekleyin o gelir diye düşünüyorum. Yanlışlıkla bu tarafı çekmişim ben. Neyse işte öyle arkadaşlar. Kafesinin nasıl olacak ona bir bakalım. Etrafı da göstermeyeyim daha çok salak gibi. Bir soluk yeterli bir kuşa arkadaşlar. Ondan sonra hani muhabbet kuşla dalla oynamayı severler ben o yüzden gençler. Hani arkadaşlar muhabbet kuşla dalla oynamayı severler o yüzden ben çok fazla dal tercih ediyorum ve şunları çok seviyorlar. Şunlardan kuşçularda falan bulabilirsiniz. Şu daldan. Bundan falan hani bundan ve bundan tahta merdiven gibi arkadaşlar ama tahta alın yani merdiven ama tahta değilse almanızı çok gerek yok hani tahta olsun doğal olsun. Benim ortada şöyle bir tüneyim var rahat dinlenmeleri için de arkadaşlar ondan sonra şurada arkadaşlar beyaz var bu da çok konuyorlardı buna bunu çok seviyordular ama şunlar bir tane vardı. Konabiliyordular. İki tane olunca arkadaşlar bunu normal bıraktığınızda duramaz. Altına bir tünek koyun böyle sabitlensin. Mesela normal bıraktığınızda bu aşağı düşer arkadaşlar. Yani denemeyeceğim şimdilik de deneyeyim ya da sizin için. Bakın mesela taktık şuraya mesela. Bir dakika takayım. Taktım. Şimdi şunu ayarlayayım. Gördüğünüz gibi sarkıyor arkadaşlar. Hani
alın dediğim dal da böyle bir şey arkadaşlar. Aynen şu şekil. Bu büyük versiyonu, orada küçük versiyonu da var. Küçük de alabilirsiniz, büyük de. Ben büyüğü bir tane ablan aldım Sapanca'da. Eskiden kuşları varmış herhalde. O yüzden şurada bir dal var gördüğünüz gibi. Bu dala altı gelecek şekilde yapıyoruz. Ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Eğer kuşunuz yavruysa arkadaşlar, ya da yavru olsa da olmasa da boş verin. Bir tane burada, bir tane de burada olsun yani. Sizin kafesiniz nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Ama kesinlikle yani iki tane olmasını öneririm. Arkadaşlar iki tane yeminiz olsun. Suyunuz bir tane yeter bir kuşa, çok rahat. Neyse. İşte aynen bu şekilde dalları koyabilirsiniz. Veya bir buraya, yani bundan almıyorsanız falan. Hani şu dallardan varsa sizde, bir buraya, bir şuraya, bir şuraya böyle oynayacağı şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Öyle olabilir. Aynen bu şekil arkadaşlar. Gaga taşım var bir tane. Çok onunla uğraşmıyor zaten. Şurada bir nazar boncuğumuz var arkadaşlar. Bu arada hani arkadaşlar, kuşla şey yapacaksanız arkadaşlar, hani onu kuşçuya sorun. Çünkü ben ondan çok emin değilim arkadaşlar. Onu kuşçulara falan sorun. Yani kuşa mesela oyuncak falan aldığınızda, ayna falan aldığınızda, zaten yani eşse kuşunuz, ayna falan koyduğunuzda yavru yapmıyor, onu bilin arkadaşlar. Ama tekse sıkıntı yani arkadaşlar. Tekse de sıkıntı yani, normalde de sıkıntı. Çünkü arkadaşlar şu an kudurdu, elime alamam. Gördüğünüz gibi nasıl bakıyor arkadaşlar. Mesela oyuncakla oynayınca sizle ilgilenmiyor. Ele falan gelmiyor arkadaşlar. Şu an kudurduğu için hiç alamıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl kudurdu. Kudurdu arkadaşlar şu an. Uç bak. Arkadaşlar biraz kudurması geçsin diye şey yaptım ben. Uçurttum kuşu. Aynen şu şekil arkadaşlar. Kudurması geçtim. Öpebiliyorum ben bunu mesela. Benim de, bu da beni öpüyor. Bu benim eski kuşlarımdan. Aynen bu şekil işte. Yavaş yavaş. Kuşunuz ilk geldiyse arkadaşlar, aynen bu şekilde kuş içerideyken siz böyle kafese yavaş yavaş okşayabilirsiniz böyle kafesin üstünde. Zararsız olduğunuzu bir şekilde belli edin kuşa. Şu an omzumda benim. Öp beni. Öptü arkadaşlar şu an. Onu gösteremem, boş verin. Arkadaşlar işte böyle kuşa arkadaşlar böyle yabancı ol, yani kötü birisi olmadığınızı öğretin arkadaşlar. Siz ayarlayın onu böyle, kafesi falan yavaşça sevin böyle narince arkadaşlar. Sonra hani canı sıkılınca alın arkadaşlar. Ve sık sık yanınızda olsun kuş arkadaşlar. Hep salın. Hep birlikte oynayın kuşla arkadaşlar. Hani yoksa kolay kolay edilmez. Hep salıp oynayın. Arkadaşlar çok da hani bildiğimden konuşmuyorum da. Hani yine de ben birkaç bilgi göstereyim dedim. Bütün bilgileri söylemiyorum. Hani bunu yapın kesin olur demiyorum. Ben sadece birkaç bilgilendirme veriyorum. Ben kuşumu böyle yaptım. Böyle gittim. Hep salıktı biz. Böyle televizyon izlerken, yemek yerken hep salıktı. Yanımızdaydı arkadaşlar. Evin içinde dolaşıyordu. Kafesinin kendi gelip çıkıyordu. Böyle bir kuştu arkadaşlar. Ötüyor şu an kulağımın dibinde. Böyle bir kuştu arkadaşlar. O yüzden alıştı bize. En önemli kurallardan bir tanesi de bu zaten. Hep kuşunuz yanınızda olsun arkadaşlar. Hani hep sizle birlikte olsun. Ki size alışsın hani. Ama elinize falan almayın kuşu. Elinize alırsanız kesinlikle arkadaşlar. Mesela elinize şöyle tutarsanız kuş ortada olursa mesela. Arkadaşlar öyle olursa sıkıntı çıkar. Yani kuş sizin güveninizi kaybeder. Yani güveni kalmaz. Hep kaçar. Aynen o şekilde işte arkadaşlar. Ve hani elime gelsin mesela, kuş burada elime gelsin, böyle yapmayın. Yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş getirin elinizi. O atlar zaten. Mesela atlamıyor, kaçıyorsa bir köşeye sıkıştığında arkadaşlar yavaş yana getirin. Böyle yavaş yana köşeye çıksın. Getirin. O illa atlamak zorunda kalacak ve kaldırın yavaş yana. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu da bitirelim. Anam. Omzumda kuş. Arkadaşlar gözüktüğümü bilmiyorum. Neyse ben size teşekkür ederim. Bay bay.